Arkadaşlar merhaba. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Herkes abone olsun. Abone olmadan izlediğinizi görüyorum. Bunun farkındayım. Abone olun. Bu hafta bir deri ceket, 5 kombin anlatacağım. Yani bir deri cekete sahip olduğunuz bir tane deri cekette neler yapabileceğinizi anlatacağım. Hangi kombinleri yaparsınız? Nasıl kombinler yaparsınız? Biraz spor, biraz casual, belki biraz klasik. Bu kombinleri uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Herkes evlerindeki, dolaplarındaki deri ceketleri çıkarsın ve beni izlesin. Öncelikle anlatacağım bazı şeyler var. Günümüzde tabii V-neck deriler de çok popüler oldu ve yani suni derilerin de çok güzel alternatifleri çıktı. Suni deri de olur, gerçek deri ceket de olur. Tabii ben gerçek deri ceketten yana olan taraftayım. Daha orijinal ve daha kendini gösterdiğini düşünüyorum gerçek deri ceketin. Ama V-neck'te de suni derilere dediğim gibi artık teknolojinin de ilerlemesinde baya baya güzel ürünler çıkıyor. Benim şu an üzerimdeki ceket Baykal modeli. Bu çok eskiye dayanan bir deri ceket modeli. İsmi üzerine biker denmesinin nedeni aslında işte parantezinde motosikletçi ceketi diye geçiyor. Bunlar o yüzden üretilmiş. Eskiden motosiklet kullananların giydiği bir ceket aslında kendisi. Sonrasında bir şekilde motosikletten o kişi uzaklaşarak motosikletsiz de kullanılıyormuş bu ceket, kullanılabiliyormuş hikayesinden günümüze kadar gelmiş. Deri ceket materyalinden dolayı işte rüzgar geçirmiyor, su geçirmiyor vesaire. O yüzden de daha dayanıklı, daha güçlü, daha da çekici ve seksi gösteren bir kıyafet diyebilirim. Deri ceket olmazsa olmazlığımızdan bir tanesi. Benim adıma özellikle. Ben çok kullanıyorum deri ceketi. Benim için ideal deri ceket iyi fermuarları olan, aslında derinin birazcık kalın olması gerekiyor. Yani ben şahsi olarak ince deri ürünleri çok beğenmiyorum. Çünkü ne bileyim, evini cebine koyarsın soktuğunda, böyle fazla evin cebindeyse bu havadan esneme yapar. Herhangi bir başka bir cebine ağır bir şey koyduğun zaman yine deri kendini bırakır ve yine esneme yapar. Ve o bir daha geri gelmez, düzelmez yani. Kendini toparlamaz çünkü deri ceketi yıkayıp da kurutup tekrar eski haline getiremezsin. Yıkanmaz etmez. Dolayısıyla da birazcık daha kalın deriler tercih etmelisiniz. Bununla birlikte de aksesuarları çok önemli. Fermuar tipleri ve fermuar tutacakları. Aslında bunlar tüm deri ceketin iyi görünmesini, daha seksi görünmesini, daha başka gözükmesine neden olan unsurlar ve dikişleri aynı zamanda. Yani deri ceketin tabii bir de şey yanı var. Hani böyle otomatik bad boy oluyorsun ya, yani deri ceketi giydiğin zaman bad boy bir adama dönüşüyorsun. Yani ne derler? Serseri mi derler? Kötü çocuk mu? Kötü çocuk oluyorsunuz. Yani deri ceket giydiğinizde kötü bir çocuğa dönüşüyorsunuz. Bad boy oluyorsunuz. Bıçkın diyebilir miyim? Bıçkın da diyebiliriz. Deri ceketle ilgili sorun ve handikap şu. Deri ceket isimli bir şey var. Tıpkı takım elbise gibi. Yani takım elbiseye de takım elbise diyoruz. Bir deri ceket sadece bir deri ceket değildir. Deri ceket olması için bazı şeyler gerekiyor. Doğru kalıp, işte doğru tarz, vücuda tam oturması, bazen oturmaması, deri ceketin de oversize'ı var. Çok fazla varyasyonu ve çok fazla kendi içinde detaylandırılmış hali var. Yani hakim yaka deri ceketler var, tek tip buradan fermuarlı, işte düğmeli deri ceketler var, süet ceketler var, 80'li ve 90'lı ait çok özel deri ceket parçaları var. Var da var. Avivex'ler var. İşte pilot ceketleri, onlar da deri oluyor ve almalı oluyor. Bir de tabii az önce anlattığım gibi deri cekette ne kadar ince olmazsa derisi, o kadar kendiliğinden güzel eskiyor. Çok ince kuzu derisi tarzı ürünler daha hızlı eskiyip yırtılabiliyor. Bir yere takılıyor, bir şey oluyor. Soru soran var mı arkadaşlar? Bir dokunuşta malzemenin iyi olduğunu nasıl anlarız? İyi bir ceket olduğunu ve üstümüze oturduğunu nasıl anlarız? Biraz daha önceden deneyimlemiş olman gerekiyor ya da yanında birisi olması gerekiyor. Aslında deri ceketten anlayan ve deriden, dokusundan ve üzerindeki duruşundan anlayan birisi olması gerekiyor. Biraz çok araştırmak gerekiyor, incelemek gerekiyor, birçok markaya bakmak gerekiyor. Hep şöyle derler ya, askıdaki duruşundan anlarsın diye. Birazcık kendi içinde ağır olmalı. Ceketi aldığın zaman hissetmelisin. Diye. Biraz dokunduğun zaman ve zaten baktığın zaman bence herkes hissedebiliyor. Doğru ceketi bulursa görebiliyor onu. Deri cekette bir de ben siyah, onun yanı sıra eskitmeli siyah çok beğeniyorum. Bununla birlikte koyu kahve çok beğeniyorum. Koyu kahve de dediğim gibi hani siyah siyah giyindiğin zaman, simsiyah giyindiğinde siyah deri ceket evet çok güzel durur tartışmasız. Ama simsiyah, içinde siyah tişört, siyah jean pantolon ya da kumaş pantolonu, koyu kahve deri cekette çok iyi oluyor. Çalışıyor yani. Başka soru olan? Bir mevsim olarak hangi mevsim beklemek lazım? Mesela kışlık bir şey midir yoksa... Deri ceket bence 4 mevsimliktir. Ama tabii hani Ağustos'ta böyle pastırma sıcaklığı falan oluyor. O da tabii giyemeyiz.
o kadar değil. Ama günün sonunda 3 aşağı 5 yukarı 4 mevsimlik bir ürün. Ben şahsi olarak dev ceketi kışın hani bildiğimiz sert kış aylarında zaten giyemezsin, çok üşüyorsun. Üşümene neden oluyor. Dolayısıyla da ilkbahar ve sonbaharda daha cazip geliyor. Tabii dev ceketin varyasyonları, mesela üzerindeki gibi bir biker bir dev ceket, kaşe bir palto da dev ceketin üstüne giyilir mi? Giyilir. Giyiliyor. Onunla birlikte, ama sen istersen tek başına bir tişört de giy, istersen kapşonlu giy, içine hoodie giy. Her şeyi çeşitli şekilde kombinleyebiliyorsun. Mesela atkıyla deri ceket kullanır. Atkıyla da çok güzel oluyor, kullanılır. Atkıyla çok güzel oluyor, keple çok güzel oluyor, bereyle çok güzel oluyor. Yani dediğim gibi deri ceketi özellikle üzerimde, üstüne basarak söylüyorum, üzerimdeki biker tarzındaki deri ceketleri eşofmanın üzerine giy, kapşonluyla giy. Bu da benim için her şey ve kullanılmaya çok açık. Bunu dediğim gibi markete giderken de giy, kız arkadaşınla buluşurken de giy. Her yere giderken giyebilirsin yani. Çok kurtarıcı bir parça olduğu için böyle tık diye üzerine geçiriyorsun ve güçlü oluyorsun. Ama dediğim gibi işte doğru dev ceket. Onu bulacağız, çözeceğiz onu hep birlikte. Ya şimdi deri ceketler biraz tuzlu. Fiyat performans ürünü müdür deri ceket? Deri ceket olayına bakış açımızı biraz aslında değiştirmeliyiz. Yani deri ceket bu sezon aldım, önümüzdeki sezon modası geçti gibi bir kavram değil. Deri ceket tıpkı bir evine aldığın koltuk gibi, bilgisayar gibi, televizyon gibi. Yani uzun vadede. Şimdi ben bunu atıyorum 5 yıl önce bir rakam almışımdır. Ama 5 yıldır giyiyorum. Yani müthiş bir yatırım bakıldığı zaman. Biraz uzun vadede düşünmek gerekiyor. Bu hafta zaten onu anlatmaya çalıştım. Bir deri ceket ve 5 kombin yapmak. Burada birazcık şeye bakmak gerekiyor. Ben bunu ne kadar süre giyerim? Parasını çıkartır mı? Çıkartır. Hani aldığın sweatshirt'ten ya da herhangi bir tişörtten ya da herhangi bir cinden çok daha büyük bir yatırım. Aynı zamanda zamansız deri ceket modeli seçtiğin zaman, bu zamansız bir model. Yaklaşık 60 yıldır, 70 yıldır hayatımızın içinde olan bir deri ceket. Bazen fermuarları değişiyor, bazen bir iki tane değişik. İşte bunun aporetlileri oluyor. Aporetsizliği var. İşte dediğim gibi burada böyle bir hareket olan var. Değişik değişik varyasyonda olanları var. Ama günün sonunda evet, pahalı mı? Pahalı. Deri ceketi para verilmeli mi? Verilmeli. Update olan bir şey değil. 2 yıl sonra herhangi bir deri ceket çıkmayacak. Ya da herhangi bir deri türü çıkmayacak. Yani buna para harcanır ve çok büyük, iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ve eskidikçe güzelleşiyor, bir de öyle düşünün. O yüzden para harcanır. Deri erkeğe çok yakışıyor ya. Özellikle siyah tartışmaya çok kapalı. Yani bir şekilde seni böyle bir havaya sokuyor, bir şey yapıyor. Bir de yani deri ceket, siyah deri ceketin en yakın arkadaşı bence dümdüz bisiklet yaka beyaz tişört. O onsuz yapamaz, o onsuz yapamaz. Bir beyaz tişörtün üzerine herhangi bir deri ceket giydiğinde bir anda böyle bir şey oluyor yani. Deri ceket içine normalde tek başına asla giymediğim daha fermuarlı kapşonlu sweatshirtlerim var. Onlar biraz daha ince oluyor. Daha ince sweatshirtler tercih ediyorum. Sadece deri ceketin içine giymek için. Ondaki en önemli şey, ben normalde oversize kapşonlular giyiyorum. Fakat deri ceket içi kapşonlularım ayrı. Çok komik ama öyle. İşte bazen fermuarını buraya kadar açık bırakırım. Bazen komple açarım. İçime de tişört giyerim. O böyle burada kapşonlu olarak durur. Yani bazen kapşonunu kapatırım, bazen açarım. Hem daha sporlaşıyor hem de daha savaşlaşıyor böyle bir. O yüzden de o da benim için vazgeçilmezdir. Bakım için önerileriniz var mı? Bir bakım yok ya deri ceketin. Aslında o kadar üzerine gidecek, düşürecek bir şey değil. Tam tersine deri ceketi daha bakımsız kullanmayı daha doğru buluyorum. Ne bileyim, yağmurda ıslansın. Yağmurda ıslandıkça deri kendine geliyor. Daha da güzel oturuyor, eskiyor. Çünkü şöyle düşünün. Günün sonunda bu işlenmiş bir deri. Yıkanmadığı için, işte çeşitli işlem görmediği için, en fazla kuru temizlemeye gittiği için, kuru temizlemede de sadece iç hasları temizlendiği için deri ceket bayağı bildiğin güzel yağmur yese, biraz daha fazla eskise, çok böyle iyi bakılacak, bakılması gereken bazı deri ceketler var öyle. Yani A+ deri ceketler. Onları saymıyorum. Onlar çok başka kategori çünkü. Fakat bu tarz ceketlerin işte o dikişlerinin oturması, iplerinin oturması. Çünkü bir ürünün belli bir süreden sonra dikişlerinin ve iplerinin oturması diye bir proses. Bu da yıkanıp da oturan bir ürün olmadığı için yağmur suyu yemesi vesaire, dış etkenler deri ceketi daha böyle güzel bir hale getiriyor. Bu arada evet, kombinler kadınlar için geçerli değil ama deri ceket olayının genevi kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Deri ceket çünkü dediğim gibi kadında da erkekte de 3 aşağı 5 yukarı aynı değerleri ve aynı nitelikleri taşıyor. Yani konunun özüne gelecek olursak mutlaka doğrumuzda bir ceket olmalı ve bunu istediğimiz gibi kombinleyebiliriz. Ben bugün 5 kombin yapacağım. İlk kombinimizde lacivert yüksek belli lav yıkama bilcin giydim. Altına kahverengi botlarımı giydim ve üzerime sade bisiklet yaka beyaz tişörtümü giydim ve
deri ceketim ve gözlüğümle oldukça güzel bir kombin oldu. Bunu kendi içinizde de değiştirebilirsiniz aynı zamanda. Ama olabildiğince yıkamasız için ben kahverengi ayakkabı giydim. Siz siyah da giyebilirsiniz. Şimdi değişik varyasyonlarına devam edeceğiz. Bu dev ceket kombinimde ise lacivert poplin bir gömlek giydim, pamuklu. Altıma siyah bir jean giydim. Aynı zamanda jeanimin paçalarını kendim kestim ve İspanyol paça yapmıştım. Altıma da siyah sade bir beyaz klasik, beyaz günlük bir ayakkabı giyerek kombinimi tamamladım ve zincirimi taktım. İsterseniz ben gömleğimin bütün düğmelerini kapadım. İsterseniz iki düğme açık, üç düğme açık da kullanabilirsiniz. Ben bazen gömleklerimi, özellikle dev ceketlerimi, blazer ceketlerin altına böyle giyiyorum. Bu kombinde eşofman olarak paraşüt kumaş, bol bir eşofman tercih ettim. Altıma da bir sneakers giydim. Onun üzerine de kapşonlu sade bir hoodie ve bere taktım. Ve deri ceketimi giydim. Tabii bu kombini isterseniz gri, sade bir eşofmanla, siyah bir eşofmanla benim gibi harmanlayabilirsiniz. Ben böyle paraşüt kumaş bir eşofman tercih ettim. Siz bu konuda özgürsünüz. Keza aynı zamanda gri bir eşofman altı kullanıyorsanız altınıza postal da giyebilirsiniz. O da güzel olur. Bu kombinimde siyah, klasik bir kumaş pantolon giydim. Hatta pireli bir kumaş pantolon. İçime atlet giydim. Ribbonalı, benim her zaman kullandığım. Aynı zamanda bahsettiğim fermuarlı oldukça dar, sadece deri ceketlerin içinde kullandığım sweatshirt'ümü giydim ve ince bir kemer kullandım. Siyah, kendini çok göstermeyen, altıma beyaz havlu çorap ve Puma süet ayakkabılarımı giydim. Bu da benim rahat ve gündelik kombinlerimden bir tanesi. Bu kombinimde lacivert kumaş pantolonumu giydim ve altına postal giydim ve postallarımın içine soktum pantolonumu. Üzerime de lacivert düz basic bir tişört giydim ve deri ceketimi kullandım. Aynı zamanda da komando beresi şapkası diye adlandırdıkları ya da ressam şapkası beresi diye adlandırdıkları şapkamı kullandım. Siz şapkayı değiştirebilirsiniz, başka kombinler yapabilirsiniz. İsterseniz postal giymeyip Converse, Vans gibi ayakkabılar da kullanabilirsiniz. Benden bu kadar. Kapatıyoruz. Abone olun. Abone olmadığınızı görüyorum. Bugün bana istatistikler geldi, rezil oldum. %85 abone olmayan izleyici. Arkadaşlar lütfen, yani abone olun. Merhaba, ben Umut Eker. Beklemiyordum. Deyip ağlamaya başlıyormuşum bir anda. Bitti program. Bunu mu istiyordunuz arkadaşlar? Bu muydu yani? İstediğiniz bu, netlik bu muydu?